Herkese merhabalar canlar. Biz en son ne yapmıştık? Yapım eklerini bitirmiştik. Ne ile yolumuza devam ediyoruz? Çekim ekleriyle yolumuza devam ediyoruz. İlk başta size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben çekim eklerinin, bakın diğer ismini sormuş, yazmışım buraya. Gıcık Yayınlar buradan bir kere muhakkak vurmaya çalışır. Bizim çekim eklerimizin diğer ismi işletme ekidir. Çünkü kelimeyi işletir. Yani ne yapar? Kelimenin cümlede anlamlı hale gelmesini sağlar. Ve devam ediyorum. Bizim çekim eklerimiz kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi isim çekim ekleri, ikincisi fiil çekim ekleri. Hocam ne farkı var? Arkadaşlar, biri isim ya da isim soylu sözcüklere geliyor, diğeri ise fiile gelmiş oluyor. Aradaki fark bu. Yani ben burada örnek vermek istiyorum. Mesela ev sözcüğüne gelen im eki ile gelmek fiiline gelen im eki aynı olamaz. Neden hocam? Çünkü canım birincisi isim, ikincisi fiil. O yüzden bu isim çekim eki olacak. Bu da fiil çekim eki olmuş olacak. Birinci mantık bu. Zaten bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Şimdi devam ediyorum. Çekim ekleri ile yapım ekleri arasındaki fark ne? Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında ya da eklendiği sözcüğün türünde herhangi bir değişiklik yapmaz. Şimdi ben kalem deyince aklımıza yazı yazmaya yarayan bir araç geliyor iken, kalemlik deyince onu koyduğum o kap, yani kalıp aklıma geliyor. Bak anlam değişti. Ama ben burun deyince aklıma ne geliyor? Koku almaya yarayan bir organ. Burnum deyince aklına kulak gelen var mı? Aklına gözlük gelen var mı? Aklına saat gelen var mı? Burnum ile burun sözcüğü arasındaki fark ne? Hiçbir fark yok. İkisinde de koku almaya yarayan bir organ aklıma geliyor. Demek ki çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü kesinlikle ve kesinlikle değiştirmiyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda ben tahta diyorum, bakın, ve tahtam diyorum. Ya ne farkı var? Tahta deyince aklımıza bu geldi. Tahtam deyince mermer mi geldi? Hayır, hiçbir fark yok. O zaman çekim eki olmuş olacak. İşte ben ilk başta isim çekim ekleriyle başlamak istiyorum. Zaten isim çekim eklerinin içinde 1. hal durum eklerini, 2. iyelik eklerini, 3. ilgi ekini, 4. ek fiil ekini, 5. çoğul ekini, yani isim çokluk ekini göreceğiz. Fiil çekim eklerinde ise kip eklerini arkadaşlar, şahıs eklerini ve yine ek fiil eklerini görmüş olacağız. Önemli bir konudur burası, haberiniz olsun. Birincisi ismin hal ekleri. Şimdi buradaki başlık benim için çok önemli. Türkçe'de başlıklar çok önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü ismin hal ekleri diyorum. Yani madem ismin hal eki ise isim ya da isim soylu sözcüğe gelir. Fiile gelebilir mi? Ya gelemez. Neden gelemez? Çünkü ismin hal eki. Örnek veriyorum. E yönelme hal eki. Ev eve. Bak geldi. Ama sen diye sözcüğüne e ekini orada e hali olarak alırsan patlarsın. Niye? Çünkü demek fiildir. O yüzden bunlar isim ya da isim soylu sözcüğe gelmiş olacak. İşte birincisi yalın hal. Benim en çok önem verdiğim hal eklerinden birincisi, bir de i haline çok önem vereceğim. Neden? Çünkü siz yalın hal deyince arkadaşlar aklınıza hep şöyle geliyor. Hiçbir ek almayan isim ya da isim soylu sözcükler geliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Bizim yalın haldeki bir ismimiz ya da yalın haldeki isim soylu bir sözcük binlerce ek alabilir. Tabii binlerce derken mübalağa yapıyorum. Ama onlarca ek alabilir. Önemli olan, bakın burada kocaman bir şekilde yazmışım, hal eklerinden hiçbirini almayacak. Yani yalın haldeki bir isim ya da isim soylu sözcük iyelik eki mi? Alabilir. İlgi eki mi? Alabilir.
çokluk ekimi alabilir, yapım ekimi yine alabilir. Önemli olan i halini, e halini, d halini ve den halini almaması gerekiyor. Bu durumda bu sözcük otomatik olarak yalın halidir. Zaten yalın hali sorduğunda otomatik olarak fiilleri geçiyorsunuz. Neden? Çünkü ismin haleki diyorum. Yani fiillerde böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden hal eklerinden hiçbirini almayacak. O yüzden buraya not yazmışım. Çoğul ekini, iyelik ekini, ilgi ekini, yapım ekini alsa dahi yalın halde sayılırlar. Şimdi gelin bakalım. Bakın birincisi, baba sözcüğü hiçbir hal eki yok ve isim, o zaman bu yalın hal. Yaş kök, yaştan yaşlı, yaşlıdan yaşlılık, iki tane yapım eki var. Yalın hal. Niye yalın hal? Çünkü hal eklerinden bir tanesini almamış. İnsanlar. Bak ek var ama yalın hal. Neden? Çünkü hal eklerinden herhangi bir tanesini almamış arkadaşlar. Duygusallık. Duymak, hissetmekten duygu. Duygudan duygusal, duygusaldan duygusallık. Bakın 3 tane ek var. Hatta lar ekini ekledim. Hatta ekini de ekledim. Çoğul eki, iyelik eki. Ama yine yalın hal. Neden? Çünkü ismin hal eklerinden herhangi bir tanesini almamış. Arabacı. Bakın ek var ama hal eklerinden bir tanesi var mı? Yok. O zaman ne olmuş oldu? Yalın hal. Bazıları diyecek ki hocam şuradaki i hali olabilir mi? Ya bu i'yi attığında geriye arabaç diye bir şey kalıyor. Türkçe'de böyle bir sözcük var mı? Hayır, yok. Simitçilerin, simit, simitçi, lerler çoğul eki ve buradaki in eki de tamlayan eki. Bu durumda arkadaşlar herhangi bir hal eki var mı? Yok. O zaman yalın hal olmuş oldu. Demek ki yalın hal, yani nominatif hal, diğer ismi nominatiftir. Bizim için en önemli noktası hal eklerinden herhangi bir tanesini almaması gerekiyormuş. Ben anlattığımı düşünüyorum. Gerisi sizde arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Belirtme hal eki, yani yükleme hal eki. Gıcık Yayınlar yükleme ismini de kullanabilir. Arkadaşlar, bizim belirtme hal eklerimiz ı, i, u, ü ekiyle oluşturulur. Ve araya kaynaştırma eki y'yi alır. Zaten iyelik ekinden farkı da aslında burada yatar. İyelik ekleri sı, si, su, sü, yani s kaynaştırma hal ekini alırken hal eki olan ı, i, u, ü y'yi alır. Hocam istisnası var mı? İki tane istisnası var. Bir, su sözcüğü iyelik eki olan ı'yı aldığında y kaynaştırmayı alır. İkincisi de n sözcüğü yine iyelik ekini aldığında y kaynaştırma ekini alır. Ve aynı zamanda s'yi de alabilir. Zaten iyelik eklerini anlatırken söyleyeceğim. Arkadaşlar, eklendiği sözcük neyi, kimi, nereyi sorularına cevap verir. Yani burada belirtme hal ekini alan sözcük cümlenin ögelerinde aslında genellikle nesne konumundadır. Hadi şimdi hep beraber gelin bakalım. Duvarı bir günde boyadılar. Bakın duvar sözcüğünde ı eki var. Peki neyi boyadılar? Duvarı. Bakın cevap da verdi. Demek ki i hali. Beğendiğim elbiseyi hemen alamadım. Neyi alamadım? Beğendiğim elbiseyi. Bakın kaynaştırmalı bir şekilde i halini almış. Kutuyu tozlu rafın içinden aldım. Neyi? Kutuyu. Bakın kaynaştırmalı bir şekilde i halini almış. O gürültüyü hiç unutamadı. Neyi? O gürültüyü. Bakın kaynaştırmalı bir şekilde i ekini almış arkadaşlar. Demek ki isme gelecek ve neyi, kimi ya da nereye gibi sorulara cevap verecek. Orada bir dikkat var. Bakın dikkatle ne demişim ben? Dikkat! Üçüncü tekil iyelik eki olan ı, i, u, ü ile karıştırmayacağız demişim. Önemli bir nokta. Şimdi tahtayı silip o önemli noktaya
geliyorum arkadaşlar. Vakit kaybı olmasın diye tahtayı ne yapıyorum? Tahtayı siliyorum. Evet, tahtayı sildim ve yazıları yazdım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın, not. İyilik eki almış olan sözcüğün başına onun kelimesini getirdiğimizde mantıklı olurken hal ekinde bu mümkün olmamaktadır. İlla onun kelimesine de gerek yoktur aslında. Onu karşılayan herhangi bir şey varsa direkt olarak orada iyilik eki vardır. Yani canlar, mantık şu. Siz isim tamlamasının tamlananını bulduğunuzda direkt oradaki ilk ı, i, u, ü eki iyelik ekidir. Şimdi hep beraber gelin bakalım örneklere. Demişim ki evi pahalıydı. Hemen başına bir onun getirin okuyun. Onun evi pahalıydı. Uydu. Demek ki iyelik eki. Evi temizletti. Başına onun getirdim. Onun evi temizletti. Mantıksız. O zaman buradaki İyi hali olmuş oldu. Gelin şimdi buradaki örneklere bakalım. Size bir taktik. İki istisna haricinde demiştim. Suyu ve neyi sözcükleri haricinde. Bir ismin sonunda sı, si, su, suyu eki varsa iyilik ekidir. Arabası bizimkinden daha geniş. Hemen başına onun getir oku. Onun arabası bizimkinden daha geniş. E demek ki bu iyilik ekiymiş. Devam ediyorum. Mert'in arabası. E taktiği biliyorsunuz. Sı eki var. Demek ki iyilik eki. Ve dedim ki illa onun kelimesini getirmenize gerek yok. Bakın Mert'in arabası diyor. Tamam, Mert'i çıkar kafan karıştıysa. O zaman yerine onun sözcüğünü koy. Onun arabası yeni geldi. Yine mantıklı. O zaman ne olmuş oldu? İyilik eki olmuş oldu. Telefonu bana verir misin? Şurada bir ı, i, u, ü eki var. Hemen başına bir onun getir. Onun telefonu bana verir misin? Mantıksız. Mantıklı olması için onun telefonunu bana verir misin demen lazımdı. Amcamın evini güzelce yerleştirdik. Şimdi dikkat edin. Şurası iniş şeklinde bitmiş. Bir taktik vereceğim. Amcamın evini demene gerek yok. Onun evini de diyebilirsin. Eğer size şu şekilde onun getirdiğinizde mantıklıysa ya da bir isim varsa fark etmez. Bakın iki tane i var. Gördünüz mü? Gördünüz. İsim tamlaması buldun. O zaman birinci i iyilik eki, ikinci i iyi halidir. Yıldızlı bir taktiktir. Bilginiz olsun. Çalışma yapacağız zaten. Telefonu çıkardı. Bakın birinci u. Hemen başına onun getir, cümleyi oku. Onun telefonu çıkardı. Mantıksız. O zaman bu iyi hali olmuş oldu. Bir de gelin şuradaki ı'ya bakalım. Önündeki yapıya baktı. Acaba buradaki ı hangi ı arkadaşlar? İyi hali mi? İyilik eki mi? Yapım eki mi? Sözcüğü aldım. Kökü yapmak. Yapmaktan ne oldu? Yapı oldu ve isim oldu. O zaman bu ne olmuş oldu? Fiilden isim yapan yapım eki olmuş oldu. Hemen tahtayı siliyorum. Diğerleriyle devam ediyorum canlar. Evet arkadaşlar, tahtayı doldurduk. Hal ekleriyle devam ediyoruz yolumuza. Ve üçüncüsü yaklaşma, yönelme, hal eki yani EA. Bulunduğu isme ya da isim soylu sözcüğe yön anlamı verir ve yaklaşma anlamı verir. Örnek veriyorum. Sınıfa derken sen sınıfa yönelmişsin ve sınıfa yaklaşmışsın anlamı verir. Ve devam ediyorum. Kaynaştırma eki alır. Y kaynaştırma ekini alabilir arkadaşlar. Hiçbir sorun yoktur. Ve genellikle eklendiği isim ya da isim soylu sözcük neye, nereye ve kime gibi sorulara cevap verdiği için cümlenin ögelerinde dolaylı tümleç göreviyle kullanılabilir. Şimdi gelin hep beraber örneklere bakalım. Doğaya zarar veren tüm unsurları ortaya koydular. Birincisi şu orta sözcüğü şu an bir isim. Bakın y'li bir şekilde e yönelme hal ekini aldı. İkinci olarak şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Doğaya. Bakın sözcüğün kökü doğmak. Doğmaktan doğa ve artık isim oldu. Yönelme hal eki olan
E'yi kaynaştırmalı bir şekilde aldı. Sağlamasını yapıyorum. Bakın, doğaya zarar veren tüm unsurları ortaya koydular. Nereye zarar veren? Doğaya zarar veren. Cevap verdi mi? Evet, verdi. Hayallerine kavuşmak için yıllarca sabretti. Neye kavuşmak için? Hayallerine. Hayal isim değil mi? İsim. O zaman E yönelme hal eki. Ne diye burada duruyorsun arkadaşlar? Şimdi burada önemli bir noktam var. Bu örneği ben bilerek aldım. Burada diye sözcüğünü yazdım. Demek isim mi, fiil mi? Fiil. O zaman buradaki E eki kesinlikle ve kesinlikle bizim yönelme hal ekimiz olamaz. Çünkü yapım eki olmuş olacak canlar diyorum. Geçiyorum bulunma hal ekine. Daha de ünsüz sertleşmesi olursa ta te olmuş olacak. Eklendiği sözcük neyde, kimde, nerede gibi sorulara cevap verir. Ve yine cümlenin ögelerinde genellikle dolaylı tümleştir. Denizde karartı var. Bak nerede varmış? Denizde. Deniz isim, o zaman buradaki D'da bulunma hal eki. Orada bulunuyormuş. Bulunma anlamı katar. Şu gelen kayık mıdır devam edebilir. Yarın aynı saatte. Bakın saat isim, ünsüz sertleşmesi oldu. D bulunma hal ekini oldu. Nerede buluşabiliriz? Aynı yerde. Yer isim, D'da bulunma hal eki. Buradaki yer, yermek, hicvetmek anlamındaki yer değil. Yoksa fiil olurdu ve bu eki alamazdı. Devam ediyorum. Ayrılma, çıkma yani uzaklaşma hal eki. Den'dan sertleşme olursa tan ten arkadaşlar. Bulunduğu sözcükten ayrılma, uzaklaşma, çıkma anlamı verir. Sınıftan derken artık oradan çıkıyorsundur ya da çıkmışsındır arkadaşlar. Ve yine eklendiği sözcük neyden, kimden, nereden sorularına cevap verir. Ve yine bu isimler arkadaşlar genellikle dolaylı tümleç görevinde kullanılır. Kuyudan çıkardıkları su içilemez. Şimdi nereden çıkartıyorlar? Kuyudan. Kuyu isim, denden ayrılma hal eki. Bak su artık kuyudan çıkıyormuş. Çıkma anlamı verdi. D vitamini en çok güneşten alınmaktadır. Güneş isim, denden ayrılma hal eki olmuş oldu. Yalnız burada size 10 numara 5 yıldız sorular gelir. O yüzden bizim burada bir dikkatimiz var. Bu dikkat şu. D'da bulunma hal ekinin D'si. Ayrılma hal ekinin dendanı yapım eki görevinde kullanılır. O yüzden taktiğiniz şu olacak. Nasıl sorusuna ya da hangi sorusuna cevap verirse yapım eki, vermezse bilin ki hal ekidir. Şimdi örnek veriyorum. Diyorum ki sözde sevgi. Nasıl sevgi? Sözde sevgi. Cevap verdiği için yapım eki. Ya da benim candan arkadaşlarım var. Nasıl arkadaşlarım? Candan. Bakın cevap verdi. O zaman burada yapım eki olmuş oluyor. Ya da adam İstanbul'un en gözde mekanına gitmişti. Nasıl mekan? Gözde mekan. Demek ki cevap verdi. O zaman nasıl sorusuna cevap alıyorsanız yapım eki görevini üstlenmiş oluyor. Canlar, gerçekten çok detaylı anlattım. Bir sonraki videomuzda iyelik ekleriyle devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.